Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Bismillahirrahmanirrahim. 33. söz, ikinci pencere. 33. sözle alakalı kısa bir bilgi verelim. Bediüzzaman Hazretleri 33 pencereli olan şu 33. mektup diyor. İmanı olmayanı inşallah imana getirir. Böyle ehemmiyetli bir ders, ehemmiyetli bir risale, kitap. 33 pencereli 33. mektup, bir cihette 33. söz diye geçiyor. İmanı zayıf olanın imanını kuvvetleştirir. İmanı kavi ve taklidi olanın imanını tahkiki yapar. İmanı tahkiki olanın imanını genişlendirir. İmanı geniş olana bütün kemalat hakikinin medarı ve esası olan marifetullah'ta terakkiyat verir. Daha nurani, daha parlak manzaraları açar. İşte bunun için bir pencere bana kafi geldi, yeter diyemezsin. Çünkü senin aklına kanaat geldi hissesini aldıysa, kalbin de hissesini ister, ruhun da hissesini ister, hatta hayal de o nurdan hissesini isteyecek. Binaenaleyh her bir pencerenin ayrı ayrı faydeleri vardır. Tevhide açılan birer pencere. Yani aslında sanki böyle büyük bir salona açılan bir pencere gibi veya işte bir ufka, bir bahçeye açılan, tevhid bahçesinde, tevhid salonuna açılan pencereler gibi küçük küçük böyle pencerelerden aleme bakmak, nazar etmek. Biz ikinci pencereyi okuyacağız. Dersimizin başlığı insanın simasındaki Cenab-ı Hakk'ın mührü, imzası, sikkesi, hatemi başlıklarıyla böyle bir başlığa başlayacağız. Rabbim istifade ettirsin inşallah. İkinci pencere, eşya, vücut ve teşahhusatlarında nihayetsiz imkanat yolları içinde mütereddit, mütehayyir, şekilsiz bir surette iken birdenbire gayet muntazam, hakimane öyle bir teşahhusu vecihi veriliyor ki, mesela her bir insanın yüzünde bütün ebnai cinsinden her birisine karşı birer alamet-i farika o küçük yüzde bulunduğu ve zahir ve batın duygularıyla kemal hikmetle teçhiz edildiği cihetle o yüz gayet parlak bir sikke-i ehadiyet olduğunu ispat eder. Her bir yüz yüzer cihetle bir sani hakimin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi, bütün yüzlerin heyeti mecmuasıyla izhar ettikleri o sikke, bütün eşyanın halıkına mahsus bir hatem olduğunu akıl gözüne gösterir. Ey münkir! Hiçbir cihetle kabili taklid olmayan şu sikkeleri ve mecmuundaki parlak sikke-i samediyeti hangi tezgaha havale edebilirsin? Şimdi burada birinci muhatap münkirler, dinsizler, Allah'ı, ahireti kabul etmeyen insanlar olduğundan dolayı Bediüzzaman Hazretleri pencerelerin ekseriyetle sonlarında ey münkir, ey cahil, ey fasık-ı gafil gibi ifadeler kullanır. Onları muhatap alır. Onlara kainat kitabından bazı lafızlar okur. Şimdi burada da yani tabii kainat kitabı deyince kainat kitabına aslında geçmeden önce en evvel kendimizi okumak gerekiyor. Mesela Kur'an'ın ilk ayetleri neyden bahseder? Oku, ikra. Bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. Bakın halakal insâne min alak. Yani Cenab-ı Hak oku buyuruyor. Kime? Resulüne. Resulü ise diyor ki ilk ayetler geldiği zaman ben okuma bilmem. Fakat Cebrail aleyhisselam yine sıkıyor. Diyor ki oku. Diyor ki ben okuma bilmem. Üç defa sıkıyor ve sonunda bu ayetler nazil oluyor. İkra yani Alak suresinin ilk beş ayeti nazil oluyor. Fakat orada çok mühim, ince, hassas mesele şu. Yani okuma bilmem dediği halde oku deyip de yani bir nevi neyi okuyayım manasındaki bir ifade devamında şöyle ifade ediliyor.
Bismi rabbikellezî halak. Yani tabirde hata olmasın. Neyi okursan oku ama onun adıyla oku. Fakat sanki neyi okumaya başlamamla alakalı hemen devamındaki ayet-i kerimede halakal insanı min alak. İşte Allah seni veya insanı neyden yarattı? Bak kendini bir okumaya başla. En evvel kendini oku. Rabbimiz sanki ayet-i kerimede çok tefsirler, çok farklı manalar verilmiş elbette ki. Fakat ayet-i kerimenin böyle devamından anlaşıldığı üzere bakıyoruz ki Rabbimiz neyden bahsediyor? İşte en evvel kendini oku. Malum bir hadis-i kutsi de var ki men arafe nefse fekad arafe rabbe. Nefsini bilen, kendini bilen Rabbini bilir. Bediüzzaman Hazretleri 30. sözün ene kısmında ne buyuruyor? Yani insanın eline verilen bir miftah ene dediğimiz. Eğer o ene açılırsa alemin kapıları da açılır diyor. Ene kendisi de bilinmez gizli bir hazinedir. Künuz-u mahfiyedir. Onun açılmasıyla alemin kapıları açılır buyuruyor. Dolayısıyla en evvel bir insan kainata bakacaksa, bir şeyleri okuyacaksa kendini bir okuması lazım. Kendini okumayan insan cahil insandır. Kendini okuyamayan insan cahil insandır. Yani biz evvela bir kendimizi okumaya başlasak, hani tabirde hata olmasın, yani okuma yazmaya başlayan bir çocuğun ilk okuyacağı şeyler nedir? Alfabe. Alfabeyi okuyamayan insan cahildir. Yani cahildir. Onu okuyan insan her şeyi okur. Tabirde hata olmasın. Aynı bunun gibi. Yani bu öyle bir miftah ki, öyle bir anahtar ki, öyle bir hakikat ki, bu hakikatin açılmasıyla her şey açılıyor. Her şeyin varlığı buna bağlı. Yani hakikat itibariyle, mahiyet ve istidat itibariyle her şeyin varlığı neye bağlı? İlme bağlı. İşte bu ilimlerin de yani temelinde ne var? İlimlerin temelinde kendini okuyabilmek var. Yani kendini okuyamayan adam her ne okursa okusun, okuduğu her şey onun cehaletini artırıyor. Bir de tabii ne dedik? Yani okumayı Rabbinin adıyla yapmak lazım. Ha şimdi mesela fenler de insan okuyor. Bakıyorsunuz tıp insanlık hayatı boyunca insanı okuyor. Neyini okuyor? Bedenini okuyor. Anatomi biraz daha derinine iniyor. Psikoloji biraz daha derine iniyor değil mi? Ruhunu okuyor insanın. Biyoloji farklı bir ilim. Yani insanın cesedini, azalarını onları okuyan bir bilim. Bu anlamda o kadar insanlığı okuyan sosyoloji gibi ilimler var. Yani öyle ilimler var ki bütün bunların hepsi hala insanı okuyor. Okuyor. Kıyamete kadar da bu ilimler ne yapacak? Bu ilimler vesilesiyle insanlık okunacak. Fakat bu okuma, tabirde hata olmasın, bir kitabın sadece gramerini veya noktalama işaretlerini veya işte lafızlarını okumak gibi oluyor. Manasını okuyan insanın tek hakikat, tek kitap Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun suallerine tek ve mukni cevap veren Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Yani bir kitap okudun mu denildiği zaman o kitabın manasını anladın mı demek istenir. Yani şu kitabı okudun mu dediğin zaman o kitabın noktalamalarını, harflerini, gramerini, başlığını, edebiyatını, efendim buna benzer işte kalıbını okudun mu denmez. Yani ben bu kitabı okudum, ne anladın? Yani işte şunları okudum. Hani 12. sözde var ya, iki adam geliyor, iki adama bir şeyden bahsediliyor. Deniliyor ki, bir kitap var, bu kitaba dair ne anladıysanız bunu yazın. 12. sözde malum. İki adamdan birisi ne yapıyor? O kitap tabii çok harika, musanna yapılmış bir kitap. Her türlü üzerinde mücevherat istimal edilmiş. Bir kısmı akikle, bir kısmı mercanla, bir kısmı lülüyle, bir kısmı zümrütle, bir kısmı elmasla yazılmış muazzam bir kitap. Fakat yani iyi bir tasvirci, iyi bir kimyager olan bir adam baktığı zaman bunun hep böyle pırlantalarını okuyor, mücevheratını okuyor. Şu malzeme şuradan gelmiş, bu malzemenin hakikati budur. Kitap okumuş ama manasına hiç ilişmemiş, manasına hiç girmemiş, inmemiş. Diğer adam ise bu suri görüntüden ziyade manasını okumuş.
Gerçi belki iyi bir kimyager değil, iyi bir tasvirci değil ama yani iyi bir alim, iyi bir hakim. İşte alim ve hakim buna derler. Yani o bu kitabı okudu, anladı ki bu Kur'an hakimdir. Yani orada geçen meseleyi de tasvir etmiş olduk. Şimdi demek ki yani bir kitap okumak derken onun manasını anlamak. Şimdi insan da Cenab-ı Hakk'ın yazdığı, resmettiği muazzam bir kitap. Hatta bütün Esma-i İlahi aynadar olarak yazdığı en cami bir kitap. En cami bir kitap. Ama insan nasılsa düşünün mesela bakıyorsunuz nice ilimleri okuyor, nice hadisatı okuyor, nice bilgileri bu dağarcığına yerleştiriyor ama bir ömür boyu belki kendini okuyamayan nice insanlar bu dünyadan gelip geçiyor. Tanımamış, bilmemiş insan nedir? Mahiyeti nedir? Bu dünyaya niçin gönderildi? Vazifesi nedir? Nereden geldi? Nereye gidecek gibi manalara okuyup cevap veremeden giden bir yığın insanlık var. Şimdi onun için hani Yunus der ya, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Yani kendini bilmeyen, kendini tanımayan insanın okumasına da okuma denmez. Ne okursa onun ne yapar? Cehaleti artar. Dolayısıyla yani biz en evvel bir kendimizi okuyalım. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bakın insanı yani okurken tabi yani elbette ki Kur'an'dan okuyoruz. Yani Kur'an bize bunları öğretmeseydi değil mi? Rabbimiz bize bunları bildirmeseydi biz nasıl okuyacaktık yani? Elbette ki Kur'an'ın hakikatleriyle bunları okuyoruz. Şimdi Risale-i Nur'da bu asrın bir tefsiri olarak bakın şöyle bir okuma yapıyor. Diyor ki eşya vücut ve teşahhusatlarında nihayetsiz imkanat yolları içinde mütereddit, mütehayyir, şekilsiz bir suretteyken birdenbire gayet muntazam, hakimane öyle bir teşahhusu veçhi veriliyor ki mesela yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı eşya yani yaratılan her şey demek eşya. Yaratılırken nihayetsiz imkanat yolları içinde mesela insanın yaratılışına geldiğimiz zaman insan bir damla sudan yaratıldı diyor. O bir damla su öyle şeylere çevrilebilir ki, öyle şeylere girebilir ki, öyle vücutlar ona takılabilir ki nihayetsiz. Bu kadar nihayetsiz yollar içerisinde Cenab-ı Hak insanı ne olarak seçti? Bakın Hasan olarak seçti. Ahmet olarak seçti. Ali olarak seçti. Mehmet olarak seçti. İlahir. Yani böyle bir insan vücudu verdi. İnsan olarak yarattı. Ne buyuruyor Rabbimiz? İnsan suresinin birinci ayet-i kerimesinde hel eta alel insani hinun minel dehri lem yekun şey'en mezkura. İnsan üzerinden öyle devreler, evreler, zamanlar geçti ki insan olarak anılmaya layık değilken Allah bakın ne yaptı? İnsan şeklini verdi. Öyle şekillerden, öyle evrelerden, öyle dönemlerden geçti ki değil mi? Cenab-ı Hak ayet-i kerime tek tek anlatıyor. Nutfeden, mesela nutfeten, alakaten, mudgaten, lahmen, izamen gibi safhalar anlatıyor. Yani işte bir damla suydu, sonra işte bir kan pıhtısına döndü, sonra bir çiğnemlik et oldu, sonra ona kemik giydirdik, ilahir böyle. Sonra cenine inkılap etti diye bak safa safa anlatıyor. Bu safhaların hiçbirisinden bizim haberimiz yok. Hiç kimsenin haberi yokken bir tek haberi olan Alim-i Mutlak, Hakim-i Mutlak olan Allah o kadar mütereddit farklı farklı yollar içerisinden ne yaptı? Tuttu bakın bu sureti insana verdi. Mesela her bir insanın yüzünde bütün ebnai cinsinden her birisine karşı birer alamet farika. Bir de öyle bir şekil verdi ki şimdiye kadar gelmiş, geçmiş veya gelecek bütün insanların simalarından ayrı bir sima Allah taktı insana. Bu onun neyini gösteriyor? İlminin sonsuz olduğunu, hikmetinin sonsuz olduğunu, kudretinin sonsuz olduğunu, iradesinin sonsuz olduğunu gösteriyor. Evet, bütün ebnai cinsinden her birisine karşı birer alamet farika o küçük yüzde bulunduğu. Bakın şu küçük yüzde bütün insanlardan ayırt eden bir fark ettirici alamet bulunduğu. Ve zahir ve batın duygularıyla bir de bu simaya sadece bu sima olarak bakmayalım. Bir de bu işin arka tarafındaki zahir ve batın duygular. Mesela yani sima deyince mesela şöyle göz. Yani maddi bir göz olarak bakmayalım. Gözün gördüğü vazife olarak bakalım. Mesela hayvanın da gözü görüyor, değil mi?
Ama bakın ne diyor Üstad Hazretleri 6. sözde? Güzelliğin bütün meratibini fark eden insan gözü diyor, değil mi? Güzelliğin bütün mertebelerini fark eden insan gözü. Bakın sair mahlukatta ve mevcudatta göz sahibi olanların hiçbirisinde bu yok. Güzelliğin bütün mertebelerini fark ediyor. Bir de yani bu yaptığı vazife, bir de yani Allah'ın bu göze taktığı bir vazifesi var ki bir de böyle bakmak lazım. Mesela ne diyor? Göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Bakın işin arka tarafında ne var? Ruha dayanan bir mesele var. Ruh bu alemi o pencereyle seyrediyor. Yani göz sadece insan bir pencere gibi bakmayalım. Onun arkasında iş gören bir ruh var ki o ruhla beraber bu işi yapıyor. Yani şunu söylemek istiyoruz. Mesela hayvanatın da gözü var. Mesela bir ineği düşünün, affedersiniz. Koskoca bizim belki 2-3 kat büyüklüğünde gözü var. Ama onda o ruh, yani insandaki bir ruh olmadığından dolayı alemi ve hadisatı ne yapamıyor? İnsan gibi okuyamıyor. Bakıyor ama ne gibi bakıyor işte? Yani affedersiniz derler ya hani şeyin öküze trene baktığı gibi böyle bakıyor. Yani sadece bir bakışla bakıyor. Fakat insanın gözüne bakın. Bakın ne diyor Üstad Hazretleri? Eğer gözün sani basirine satsan, yani Allah hesabıyla okusan, Allah hesabıyla baksan, Bismi Rabbikellezi halak, Allah namıyla, değil mi? Allah'ın ismiyle okusan, baksan, o zaman şu göz, şu kitab-ı kebiri kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizat sanat-ı Rabbaniye'nin bir seyircisi ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Demek ki Allah hesabıyla şu göz aleme baksa ne olurmuş? Bu kainat kitabının bir mütalacısı. Yani hangi bir insan şöyle bir ağaca baktığı zaman ya bu ağaç nasıl meydana geldi? Bu ağacı meydana getiren unsurları kim yarattı? Buna bu şekli kim, bu şekli mahsusu kim verdi? Bundan işte bu topraktan, basit maddelerden, o odunlardan bu meyveyi getiren kimdir diye okuyabilen alemde başka mahluk var mı? Başka bir göz var mı? Böyle bir göze sahip mi? İşte böyle bir göz bakın. Allah'ın yarattığı insandaki, insanın simasında bulunan böyle bir göz. Bu sadece bir göze misal. Başka? Şu alemdeki mucizat sanat-ı Rabbaniye'nin bir seyircisi. Allah'ın mucizelerini seyreden bir seyirci. Mucizeler seyrediyor. En başta hangi mucizeyi seyrediyor? En başta kendini seyrediyor. Ben şu an karşımda kamerada kendime bakıyorum bak. Ama işte kendimize bakmak yetmiyor. Onu seyretmek, onu okuyabilmek, değil mi? Yani onunla alakalı malumat sahibi olabilmek. İşte bize bu malumatları kim veriyor? Kur'an-ı Azimuşşan bize bunları kazandırıyor. İşte bu göz bakın, yani kainattaki Cenab-ı Hakk'ın mucizelerini en başta kendi mucizeliğini, yani Rabbinin yarattığı kendi mucizeliğini okuyabiliyor. Ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Arı ne yapar? Arı gider böyle çiçeklerden, yani bal toplar. Çiçeklerin her birisinin kendisinin içinden bal toplar. Onu getirir bir yerde öz yapar. Öz yapar, onu işte bala inkılap etmesine vesile oluyor. Göz de böyle. Göz de böyle gider bir buluta konar. Bulutları okur. Ayet-i Kübra'yı aklımıza getirelim. Bak Üstad Hazretleri ne yapıyor? Kainattan halıkını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Şöyle bir bakıyor. Bulutlar diyor ki gel bizi de oku. İnsan neyle okuyor? Gözüyle okuyor. Bir bulutlar okuyor. Hiçten, yoktan, gaybi bir surette o yağmur damlalarını onlara takmak, değil mi? Veya işte ne diyor? Semavatı bir oku diyor. Yani cevvi semada olan işte Cenab-ı Hakk'ın yarattıkları gezegenleri okumak, yıldızları, onlar direksiz oraya asan, bizlere ışık yapan Cenab-ı Hakk'ın sanatını okumak. Bak bir gidiyor oraya, bir gidiyor dağlara, bir gidiyor denizlere, bir gidiyor maziye, bir gidiyor müstakbele. Hepsine ne yapıyor böyle? Okuyor, oralardan alıyor, şurada bir öz yapıyor. Yani Cenab-ı Hak ne buyuruyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanlar ve cinleri ne için yarattım? Beni tanısınlar diye, bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte bu göz ne yapıyor bakın? Bu vazifeye yürüyor. Peki, şimdi bu göz eğer, yani tersini de okuyalım.
Eğer bu göz Allah hesabına bakmasa aleme, bu göz Allah hesabına bakmasa, nefis hesabına baksa, nefis ne yapar? اَعْضَ عَدُوِّكَ نَفْسُكَ اللَّتِي بَيْنَ جَنْبَكَ. Senin en zararlı düşmanın nedir? Nefsindir. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَمَّارَةٌ بِسْمِ. Nefis daima kötülüğe sevk eder. Dolayısıyla bu nefis hesabına, yani kötülüklere sevk eden, Allah hesabına bakmayan, kendi şahsi menfaati hesabına bakan nefis, bakın ile, yani nefis ile nefis hesabına aleme bakan bir göz nasıl bakıyor, ne yapıyor? Geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyir ile. Geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyir ile şehvet ve hevesi nefsaniyeye bir kavvat derekesinde bir hizmetkar olur. Yani kavvat ifadesi biraz kabaca gelebilir ama yani maalesef gözün yaptığı, Allah hesabına bakmayan gözün yaptığı iş bu. Yani ne yapar? Bakar o güzelliği, ondan memnun olmaz. Bir nevi alışveriş yapıyor gibi, yani affedersiniz. Birilerini alıp satıyor gibi bir güzelliğe bakar. Sevmez. Ötekini değiştirir. Ötekine bakar. Ötekine bakar. Akşama kadar fercin ve batının emellerine hizmet eder diyor üstadlar. Akşama kadar, sabah çıkar, akşama kadar batın ve fercin emellerine hizmet eder. Yani batın, karnının ve şehvetinin ne yapar? İsteklerine, arzularına hizmet eden bir vazifeye girer. Allah hesabına bakmalı mıydı? Evet. Şimdi bu göz, bir de bakın mesela, yani ne diyor daha üstad hazretleri örnek, mesela dildeki kuvve-i zayika, dildeki tat alma duygusu. Bak Allah öyle bir dil koymuş ki şu ağzımıza, değil mi? Öyle bir dil koymuş ki. O nerede geçiyordu? Ağzıma öyle bir dil, kafama öyle bir göz. Atilla abi de bulursa onu inşallah yerinden ekrana yansıtabilirsiniz. Zannetsem ayet Hasbiye Risalesi'nde geçiyordu. Yerinden açıp okuyalım inşallah. Evet. Okuyorum, bakın ne diyor. Hayvanat içinde beni dahi menşeim olan bir katre sudan yaratan yaratmış. Mucizane yapmış beni. Kulağımı açıp gözümü takmış. Kafama öyle bir dima, sineme öyle bir kalp, ağzıma öyle bir dil koymuş ki o dima ve kalp ve dilde rahmetin umum hazinelerinde iddihar edilen bütün rahmani hediyeleri, atiyeleri tartacak, bilecek yüzer mizancıkları, ölçücükleri ve Esma-i Hüsna'nın nihayetsiz cilvelerinin definelerini açacak, anlayacak binler aletleri yaratmış, yapmış, yazmış, kokuların, tatların, renklerin adedince tarifeleri o aletlere yardımcı vermiş. Maşallah. Allah abiden razı olsun. Üstad da ne kadar güzel tefekkür etmiş, ne kadar güzel tespit etmiş. Demek ki bakın, yani Cenab-ı Hak ne kadar güzel mucizane yapmış, yaratmış beni. Ne kadar güzel okuyor insan. Kendini ne güzel okuyabilmiş. Sineme öyle bir kalp, kafama öyle bir dima, ağzıma öyle bir dil koymuş ki o dima ve kalp ve dilde rahmetin umum hazinelerinde iddihar edilen bütün rahmani hediyeleri, atiyeleri tartacak, bilecek yüzer mizancıkları, Allah'ın bize sunduğu bütün hediyeleri, ikramları, nimetleri tartacak, tanıyacak, bilecek bütün mizancıkları bize Allah küçücük bir kafamızda, simamızda vermiş, yerleştirmiş. Yani mat'umat adedince, rızıklar adedince, nimetler adedince bütün tatları tanıyabilecek bir dili bak şu ağzımın içine hikmetle, mizanla, ölçüyle koymuş, yerleştirmiş. Elhamdülillah. Hâzâ min fadlî rabbî. Şimdi dili böyle bir vazife için kullanmasa insan, fatır hakimine satmasa, belki nefis hesabına, mide hesabına çalıştırsa, o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sukut eder.
Yani bakın, Cenab-ı Hakk'ın mutfaklarında bir müfettiş mertebesini bırakıp Allah'ın mutfaklarında yaratmış olduğu o nimetleri teftiş eden yüksek bir müfettişlik derecesinden çıkıp nefis hesabın olduğu zaman ne dedi? Bir kapıcı derecesine indirir. Nefis hesabına bakıldığı zaman. İşte Allah bizde böyle nimetleri külli bir şekilde, ama yani hülasa, küçük bir simada kainatı okuyabilecek, tanıyabilecek, tadabilecek, tartabilecek bütün mizanları şu simada ne yapmış? Bak, derc etmiş. Ama şimdi böyle bir vazife, böyle bir külli efendim gaye varken şu gayeleri düşünün. Bu asırda insanlık neye sarf edebiliyor? Değil mi? Allah muhafaza eylesin inşallah. Böyle nefis hesabına nice haramlara, nice gıybetlere, nice yalanlara, nice iftiralara alet edebiliyor. Cenab-ı Hak ahir zaman fitnelerinden bütün ehli imanı muhafaza eylesin inşallah. Evet, devam edelim ikinci pencereden. Mesela dedik, her bir insanın yüzünde bütün ebnai cinsinden her birisine karşı birer alamet farika, o küçük yüzde bulunduğu ve zahir ve batın duygularıyla kemal hikmetle teçhiz edildiği cihetle o yüz gayet parlak bir sikke-i ehadiyet olduğunu ispat eder. Bu yüz Cenab-ı Hakk'ın gayet parlak bir ehadiyet sikkesi. Niye ehadiyet sikkesi? Onu söyleyelim. Ehadiyet ne demek? Yani bir vahidiyet var, bir de ehadiyet var. İkisi de bir demek. Allah'ın birliği demek. Ferdiyet var, bir de o da bir demek. Ferd, vahid, ehad. Üçü de Arapçada bir demek. Ama bunların hepsinin makamları ayrı. Vahidiyet, Allah'ın bütün kainat çapında birliğini göstermesi, okutması. Ehadiyet ise her bir küçük küçük nevde. İşte kainat da mesela küre arz da bir kafa gibi, kainat da bir kafa gibi. O büyük kafada Cenab-ı Hakk'ın Vahid ismi okunuyor. Küçük kafa hükmünde olan küre arzda Allah'ın Ehadiyet ismi okunuyor. Eğer küre arzda Allah'ın Vahidiyet ismini, yani küre arza komple baktığınız zaman Vahid ismini okursan, insanın kafasında Cenab-ı Hakk'ın ehadiyet sikkesi tecelli ediyor. Bu nerede geçiyor? 14. sözün ikinci makamı Besmele bahsinde Üstad şöyle söylüyor. Diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim de bunları okuyan, bu üç arasındaki irtibatı okuyan Kur'an bir bağdır diyor Bediüzzaman. Bakın, Bismillah diyor, Bismillahirrahmanirrahim bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet var. Bakın, kainatında bir siması var. Küre arzında bir siması var, insanda bir siması var. Yani sima cephesinde demek yani. Sadece şöyle bir sima anlamayalım. Biri kainatın heyet-i mecmuasındaki, yani komple bir kainatta görünen teavün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i uluhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. Demek Bismillah dediğimiz zaman kainat siması okunuyor. İkincisi, küreyar simasında, biraz kısaca geçiyorum, görünen Bismillahirrahman, yani küreyar simasına baktığımız zaman Bismillahirrahman, Errahman ismi küreyar simasına bakıyor. Üçüncüsü de sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i re'efet ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden Sikke-i Ulyâ-i Rahîmiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahim ona bakıyor diyor üstadları. Demek ki yani insanın simasında ehadiyet sikkesi görünüyor. Her bir yüz, yüzer cihetle bir sani hakimin vücuduna şehadet. Bakın, her bir yüz, yüzer cihetle Cenab-ı Hakk'ın vücuduna şehadet ediyor. Hadi okuyalım. Yani alim, okuma yazma bilen buna derler. Yani mert olan çıksın hani meydana denir ya. Yani şöyle baktığımız zaman şu insan simasında şu gözü var mı yani okuyabilecek, değil mi? Bediüzzaman gibi bir elhamdülillah şahsiyet. Bak, okumuş yani. Allah'a bir denen. Allah istifade ettirsin inşallah. Yani biz o işin kokusunu alsak yeter. Yani yüzer cihette değil de hani onar cihette de okusak Allah'ın izniyle, o da iyidir yani. O, Allah bereket versin. Yani bakın, insan hani misal şimdi klavye, bilgisayar klavyesi var. Orada diyelim kaç tane, belki 100 tane tuş var. Fakat bilgisayarda yapılan her şey, yani bütün icatlar, sanatlar, ortaya koyulan hünerler, maharetlerin hepsi nereden çıkıyor? Bak, o klavyelerden çıkıyor, değil mi?
Orada sen sadece bir A harfi olarak görebilirsin. Bir nokta olarak görebilirsin ama ondan ne programlar yapıyor insanlar. Tabiri hata almasın. İnsanın simasını Allah böyle yaratmış. Belki her bir kirpiğinde, belki her bir işte diyelim kılında, yani kesretin en münteha dairesi gibi olan, hatta Üstad Hazretleri öyle bir ifade kullanıyor. İnsanın simasında, hatta ta onun avuç içlerindeki neydi? Avuç içlerinde yazılan çizgilerde bile, değil mi? İnsanın simasında görülen, yani simay veçiyesinde görülen nice nice hikmetler var. Yani Hazreti İmam Ali Kerremallahu Veçe şöyle buyurmuş ya, mübalağa anlaşılmasın, buradan bu daha iyi anlaşılıyor. Alemi küçültseniz insan, insanı büyütseniz alem çıkar demiş. Ya bir insanı okumaya kalk, alem çıkar. Değil mi? Ne diyor yine Yunus? Hani insanı okumak için diye bir tabiri var Allah-u Alem, yanlış hatırlamıyorsam. Hani 40 kanıyı yükledim ama 40'ı da şöyle yolda kaldı diye bir ifadesi var ya. Yani nerede okuyacaksın? Bakın, tıp sahasından örnek verdik. Tıp insanı okumakla bitirmiş mi? Biter mi? Derinleştikçe derinleşiyor. Yani bütün teferruata girdikçe giriyor, girdikçe boğuluyor. Girdikçe daha açılmasa giriyor. Yani insan şöyle zanneder. Hani ya bir kitap okunur, sonunda bitirilir, değil mi? Bitirilir. Bu insan öyle değil ki. İnsan bitmeyecek, manası ebediyete kadar anlaşılmakla devam edecek olan bir kitap. Çünkü Allah'ın ezeli ilmiyle yarattığı böyle bir sanat. Allah'ın insana koyduğu, insana yüklediği böyle bir vazife. Devam ediyoruz. Her bir yüz, yüzer cihette bir sani hakimin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi, bütün yüzlerin heyeti mecmuasıyla izhar ettikleri o sikke, bütün eşyanın halıkına mahsus bir hatem olduğunu akıl gözüne gösterir. Demek ki yani insanın yüzüne, sadece kendi yüzüne baksa insan, bir de o yüzün diğer bütün yüzlere karşı Cenab-ı Hakk'ın koyduğu ince hassas mizanlara, ölçülere dikkat etse, bunun sadece Allah'a mahsus bir mühür olduğunu akıl gözüne gösterir. Ey münkir! Hiçbir cihetle kabili taklit olmayan şu sikkeleri ve mecmuundaki parlak sikke-i samediyeti hangi tezgaha havale edebilirsin? Çıkmış şu simaya, şu mucizeye sahip olan bir dil diyor ki, hani bana mucize göster diyor. Hani bana bir mucize göster. İşte bakamıyor ki. Yani göremiyor ki. Okuyamıyor ki. Değil mi? Bak, kendine baksa, okumayı bilse, ama bunu söyleyen kim? Güya işte mürekkep yalamış. Değil mi? Profesör belki. Belki filan sahada ihtisas yapmış. Koca bir kafa, koca bir beyin. Ama daha kendini okumaktan aciz. Daha kekeliyor. Daha elifbayı sökmemiş. Alfabeyi sökmemiş ki bu adam neyi okumuş? Yani kendisini okumaktan aciz olan bir adam neyi okuyacak? İşte Rabbimizi tanımanın yolu kendimizi okumaktan geçiyor. Kendimizi okumanın yolu da yani bu zamanda inşallah Risale-i Nur gibi eserleri okumaktan geçiyor. Yoksa ben de kendi şahsi aklımda kendimi nasıl okuyacaktım ki? Şu eserleri tanımadan önce bir grup arkadaşla beraber böyle bir pikniğe gitmiştik. Dedi ki, tabii İmam Hatip menşeli olduğumuz için şu hadisi duymuştum. Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır diye. Dedik ki arkadaşlar, şöyle bir saat tefekkür edelim. Bir saat değil, 10 dakika tefekkür edemedik. Şöyle bir gökyüzüne bakalım dedik. Bir şeyler konuşalım dedik. Konuşmaya kalktık. Konuşamadık. Bak, okuma yazma bilmiyoruz çünkü. Allah razı olsun. Bediüzzaman gibi zatlar, böyle alimler, böyle mürşitler, böyle işte diyelim ki salih insanlar, yani suleha veya asfiya konumunda olan insanlar, değil mi? Yazmışlar, çile çekmişler, okumuşlar. Biz de onların okuduğu eserleri okuyabilsek Allah bereket versin. Evet, son cümleyi bir daha okuyup dersi bitiriyorum. Ey münkir, hiçbir cihette kabili taklid olmayan şu sikkeleri, bak, taklit edilemeyecek. Hadi et bakalım. Ya kalkıyorsun, diyorsun ki işte şöyle böyle, şu mu yaptı, bu mu yaptı diyorsun. Yani şu gözü, hadi senin başka, hani diyor ya, benim mülkümden çıkın Cenab-ı Hak. Çıkamayacaksınız. Yani çık, de ki, yani tamam, ben başka bir göz yapacağım, de. Yap hadi. Yani ortaya koy. Bir taklit et bakalım yani. Bir dil yap bakalım yani. Bir dil yap bakalım, şöyle bir dil, değil mi? Ortaya koy bakalım, kim alacak, kim takacak, kim kullanacak bunu. Var, göz yapıyorlar. Bakıyorsun gözün aynısını yapmış, koymuş ama görmüyor.
Öyle vazifeler yüklemiş ki Allah, dedik ya, binler vazifeleri yüklemiş. Sen belki bir tanesini yapıyorsun, suretini kurtarıyorsun ama bak siretini, hakikatini kurtaramıyorsun. Hiçbir cihetle kabili taklit olmayan şu sikkeleri ve mecmuundaki parlak sikke-i samediyeti hangi tezgaha havale edebilirsin? Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davamin hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.